Hadi bakalım. Vay! Daha önce hiç böyle buz görmemiştim. Benimkinde ne var? Oho! Dünyanın en havalı pastası. Birazcık tadına bakmaktan zarar gelmez. Tamam, birazcıktan da fazla. Çok tatlı. Bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Hey, ben de lezzetli krema istiyorum. Aslında tekrar düşününce görgü kurallarına daha çok dikkat ediyorum. Dadam! Spatula mı? Bir dakika, bu değil. Of ya! Bir dakika! Hayır, çok küçük. Buldum. Bu işimi görür sanırım. Ya da en azından eritir. Sıcak hava hiç bu kadar iyi gelmemişti. Hadi bakalım, işte böyle. Bu müthiş. Bunu özel bir an için saklıyordum. Bol köpüklü. Luna, bunu asla yiyemeyeceğim. Ha? Hey, o benim pipetim. Sadece bardağa ihtiyacım var. Anladım. İzle ve öğren. Kolayca kesiyor. Sonra çektiğinde bir bardak pastan oluyor. Bardakta mükemmel görünüyor. Vay canına, güzel fikir. Tadına baksam olur mu? Teşekkürler, buna ihtiyacım vardı. Ne oldu? Evet, işte bu. Beni boş ver zaten. Of. Önce ben açabilir miyim? Lütfen. Tamam. Bu lollipop kocaman. Sence sende de var mıdır? Vay canına, umarım vardır. Hey, burada hiçbir şey yok. Bu saçmalığa inanabiliyor musun? Of, bu çok kötü. Hey, dur biraz sihir yapayım. Neredeyse hazır. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Biraz daha? Tabii ki. Sadece biraz daha sihir. Bu kadar yeter mi? Bunu yapabileceğimi bilmiyordum. Ağzım nasıl sulandı bilsen. Çok güzel kokuyor. Bu gerçek pamuk şekeri. Ağzım da eriyor. Bu çok lezzetli. Çok güzel. Lizzie, yılbaşı ağacı gibi parlıyorsun. Ne? Ellerim. Baştan aşağı parlıyorum. Sakin ol. Daha da kötü hale getirdin. Bunu bilerek yaptın. Bu şüphe içimi kemiriyor. Bu hiç iç açıcı değil. Neyi yanlış yaptık? Bu zaman kaybından başka bir şey değil. Şimdi ne yapacağız? Birileri içecek mi sipariş etti? Özür dilerim, biraz uzun sürdü. Size bir sürü seçenek sunuyorum. Hey, pardon. En önemli kısmı unutuyordum. Şu muhteşem köpüklere bakın. Eminim çok lezzetlidirler. Afiyet olsun kızlar. Fondip. Bunu sevdim. Öyleyse güvenli mi? Bardağın bile tadı güzel. İnanılmaz. Bunu mutlaka denemelisin. Yenilebiliyor. Umduğumdan da güzelmiş. Hatta içecekten daha güzel. Maviyi alıyorum. Turuncuyu, yeşili ve sarıyı. Aromaları da karıştırabiliyorum. Leziz limon. Bunları sonsuza kadar yiyebilirim. Bu dünyanın en güzel yiyeceğiydi. Eminim bu tür çok güzel olacak. İşte burada. Score.
Hangi tabak daha iyi, karar veremiyorum. Hadi öğrenelim. Başlayalım mı? Tüm şu renklere bir bak. Acıktın mı? Açlıktan ölüyorum. 1, 2, 3. Güzel şeyler ağızda erir. Öyle mi? Bekle. Benimkiler onunkiler kadar küçük değil. Buldum. Sadece yeniden düzenlemem gerekiyor. Hazır. Mükemmel. Ha? Şimdi bunları tek bir lokmada yiyebilirim. Kocaman ağaç. Hadi ama girin bakalım. Evet, işte bu iş böyle yapılır dostlarım. Seninle nasıl yarışabilirim? Program başlamak üzere. Aç hadi. Onu çok seviyorum. En iyi gökkuşağı tek boynuzlattı o. Evet, bütün ahır dostlarım bugün yemek yapmaya hazır mısınız? Bugün pembe rengi kullanacağız. Gösterin hünerinizi. Neyse ki evde bulabileceğimiz bütün pembe yiyecekleri toplamışız. Harika görünüyor. İhtiyacımız olan ikinci renkse mavi. Kullanabileceğimiz mavi yiyecek var mı? Evet, bugün mavi seçileceğini biliyordum işte. Mavi atıştırmalıklarla gayet hazırlıklıyım. Ben de. Çok güzel. Peki sıradaki renk ne olsun? Turuncu ne dersiniz? Sizde turuncu ne var? Atıştırmalıktan içeceği kadar bir sürü turuncu şeyimiz var. Tebrikler, gökkuşağı yiyeceklerini güzelce toplamışsınız. Şimdi de tarihin en gökkuşağı görünümlü yiyeceğini yapacaksınız. Atıştırmalıklara ne oluyor? Ve de bize? Aman tanrım, neredeyiz biz? Sen şu halimize bak. Yok artık, en sevdiğimiz tek boynuzlu atla televizyondayız. Selamlar, umarım yarışma için hazırsınızdır. Aman tanrım, donat denince akan sular durur. Ama renkli donatlar çok daha iyidir değil mi? Ay, sanırım ilk meydan okumamız bu. Ne yapılacağını biliyorum. Bir dur bakalım. Ne, hep elimden bir şeyler alıp duruyorsun. Vay, hamuru karıştırmaya geçmişsin bile. Evet öyle, çünkü hamur işlerinde harikayımdır. Hamuru şu bardağın içine dökelim. Bu kadar yeter, biraz da renk katabiliriz. Maviye başlayalım, şimdi bunu da çıkarabiliriz. Poşeti sıkma zamanı, bu sayede renk karışacak. Harika, şimdi de donat kalıbına geçelim. Bütün renklerimizi dolduralım. Bunlar çok güzel olacak eminim. Bütün bu kalıpları doldurmaya yetecek hamurumuz var. Şu sonuncuyu da biraz sarıyla bitirelim. Harika duruyorlar. Doğruca fırına gidiyorlar. Kendi işime odaklanmalıyım. Neyse ki şu malzemelerim var. Hiçbir şey sıfırdan yapmam gerekmiyor. Yoksa sıkıcı olurdu. Ve de yavaş. Benim ufak donatlarım hazır bile. Sadece boyayacağım. Çok tatlı ve güzel. En sevdiğim rengi de seçebilirim. Gerçi biraz da süs şekeri istiyorum. Biraz kağıt işimi görür. Aman tanrım, şunların tatlışlığına dayanamıyorum. Ağlayacağım. Gel bakalım yeşilcik. İşte budur. Yeterince pişmiş olmalılar. Kokuları da çok güzel. Üstelik rengarenk duruyorlar. Evet ama biraz süslemeden bunlara donat denmez. Bir tane çıkarıp şu kremaya batıralım. Sonra da hop, süs şekerlerinin içine dalalım. Ay, çok tatlı görünüyorlar. Minik gökkuşağı donatlarım. Benim donatlarım berbat. Dişimi acıtıyor. Senin donatların müthiş görünüyor. Kanunsuz giriş suçundan tutuklusun. Ne? Şu kokuyu aldın mı? Evet, güzel kokuyor. Ne? Öylece gitti. Ben de kaçayım o zaman. Buralardan geliyor biliyorum. Koku bu masadan geliyor işte. Aman anne, ben biraz saklanayım. Burada biriniz bir şey yapmış değil mi? Peki, itiraf ediyorum. Bankayı soyan bendim. Beni götüreceksiniz değil mi? Nasıl ya? Gerçekten onca para ve altını cebinde mi taşıyormuş? Bu donatları kim yaptıysa tam bir dahiymiş. Aman tanrım, çok güzeller. Hayatımda yediğim en güzel donatlar. Hey, şu senin öndekiler de ne? Hiçbir şey, hemen kaldırıyorum. Peki öyle diyorsan, donatlar da harika. Evet, ben hiç buradan çıkmayayım. Ucuz atlattık. Kim yumurta sevmez ki, özellikle de kahvaltıda. Evet, bana yumurta yapın. Yumurta mı, cidden mi? Kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Yani hiç değilse açıp altında ne var bir görelim. Gerçekten mi? 1, 2, 3, 4, 5. Peki halledebilirim. Ve gitti bile. Bu türde ne yapsam ki acaba?
Ah, bir fikrim var. Gerçi biraz malzeme gerekecek. Alo, evet, en hızlısından bir siparişim olacaktı. Ah, işte geliyor. Bu kadar hızlı gelmesine çok sevindim. Evet, yumurtalarımız hazır. Önce bir kıralım, sonra da sarıları beyazlardan ayıralım. Beyazları küçük gevecimize dökelim. Biraz daha gıda boyası koyalım. Şöyle bir tahta çubukla karıştırabiliriz. İşte budur. Ne kadar güzel bir renk oldu. Sonra da şu kalıba yerleştirip kapağını kapatıyoruz. Sıradaki adım için sımsıkı kapalı olmalı. Bu aşamada tamamını sıcak suya koyuyoruz. Yumurta beyazlarının pişmesi için suyun kaynaması gerekiyor. Gerçi renk eklediğimizden beri beyaz değiller ama olsun. Hadi açalım da nasıl olduklarına bakalım. Aa, şunlara bak. Masmaviler. Üstelik kalp şekli de çıkmış. Şimdi de sarılarını ekleyebilirim. Ama sarılarının da pişmesi gerekiyor. O yüzden geri tencereye. Bu kadar yeter. Hadi şunları çıkaralım. Hadi bakalım. Evet, mükemmel olmuşlar. Hepsini kalıplarından çıkarıp bir tabağa koyalım. Şu eğlenceli renk ve şekillere bak. Kesinlikle istediği gibi gökkuşağı temalı oldular. Vay canına, harika duruyorlar. Bir harika. Ha? Gel şuraya seni şapşal kuşu. Hey, şu kuşa bak. Gökkuşağı yumurtası yapacaktık. Kuşu değil. Ha? Yumurta mı? Aa, onu duymamışım da. Neyse, hiç değilse eğlenceli bir kuşum oldu. Pekala, sırada ne varmış? Makarna. Kim şöyle güzel bir makarnayı sevmez ki? Tabii ki rengarenk olmalarını istiyorum. Gökkuşağı makarna lütfen. Ha? Gökkuşağı makarna mı? Nasıl yapılır hiç bilmiyorum. Ne? Hiç fikrim var mı? Çünkü benim yok. Aa, böylece ortaya çıkıverdi. Bakalım içinde ne varmış? Ah, hey, burada hiçbir şey yok. Bomboş. Aa, seni tatlı şapşal çocuk. Tabağa bak. Aa, tabak. Tabii ki malzemelerin orada olduğunu biliyordum. Görünüşe göre çabuk makarna gelmiş. Biraz da renklendirici. Hey, versene. Evet, bir kase suyumuz hazır. İçine biraz kırmızı dökelim. İşte budur. Bu kadar kırmızı yeter. Şimdi de çabuk makarnamızı içine koyalım. Güzelce karıştırıp hem makarnayı açmalı hem de rengi karıştırmalıyız. Şuna bak. Makarnalar resmen kırmızı oldu. Şimdi de diğer renklerin yanına tabağa geçebilirler. Kokuları da çok güzel. Sence de öyle değil mi? Bu lezzetli aroma da neyin nesi? Aa, müthiş. Hey, makarnayı öylece eline yiyemezsin. Sakın kımıldama. Çatal kaşık getireceğim. Aa, Nutella. Çok güzel. Burada ne varmış? Neden kalbimi kırdın ki? Bilerek kırmadım. Aa, vay. Topaç gibi fırıl fırıl beni yordu bile. Aa, çok uzun sürüyor. Daha ne kadar bekleyeceğim? Hayır, makarnayı da yiyemezsin. Bek. Yeter artık. Bu makarna benim olacak. Ha? Hey. Dur. Burada makarna yiyorlar ya. Boğaz geliyor işte. Bunu alıp kaçsam iyi olur. Çatalları buldum. Makarna nereye gitti? Benden saklanabileceğini mi sanıyor? Makarnayı takip etsem yeter. Ha? Ah, buldun beni. Ben yokken bütün makarnayı bitirdiğine inanamıyorum. Hani hepsi sayılmaz. Birkaç tane var işte. Bakalım. Bulutum burada. Bum, işte sıradaki yarışmanız. Gökkuşağı bulutları. Hmm, çok leziz değil mi? Hadi neyi bekliyorsunuz? Ne? Gökkuşağı bulutu mu? Aa, bulut yenmez ki. Buna iyice kafa yorup bir fikir bulmalıyım. Durun, neden düşünemiyorum diyordum. Evet, söyleyin fikirlerinizi. Bayılacaksın. Ha, bak, gördün mü? Bu minik bulut lambasını kullanabiliriz. Ne? Yok artık, berbat bir fikir. Aa, evet, senin fikrin nedir? Aa, basit bir bulut beğeniyoruz, kement atıyoruz ve çekiyoruz. Hmm, bu fikir işe yarayabilir. Pekala, bu fikir kazandı. Evet, bence bunun bir yolunu bulabilirim. Önce doğru kıyafeti giymem lazım. Başlığımızı da taktık ve artık bulutu yakalamaya hazırız. Görüşürüz. Hmm, güle güle. Hey de ben ne yapacağım şimdi? Ah, bir şeyler düşünmeliyim. Eminim benim bir şey üretebilir. Ah, burası niye bu kadar karanlık ve boş? Acıktım. Ah, ne? Şu yemek tabağına bak. Güzel bir waffle sandviçi iyi giderdi. Ah, evet, kafamda kurmuşum ama bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Şu hamuru farklı kaselere dökelim. Hmm, tadı harika olacak. Eminim işte. Ama tabii ki renk de eklemeliyiz. Bütün olay orada. Bu kaseye kırmızı döküp karıştıralım ve ayrıca mavi, sarı ve mor da yapacağız. İşte budur. Hamurlar renklendi ve sıradaki adımı hazırlar. Şu hamurdan waffle makinesine biraz koyalım. Çok da koymayalım çünkü gökkuşağı waffle olacak. Yani diğer renkleri de katmalıyız. Oldu. Şimdi de waffle'ları pişirmeye başlayalım. Tadam! Gökkuşağı waffle'ım oldu. Biraz da krem şantiyi ekleyelim. Gökkuşağımız için ufak bulutlar yapıyoruz. Biraz da süs şekeri dökelim. Tabak rengarenk ve eğlenceli oldu. Bayıldım.
Evet, bu kadar yeter ve bitti. Yaşasın. Ah, bence bu gerçekten de yaptığın en müthiş şey oldu. Ah, bulut avından döndün mü? Nasıl geçti? Harika. Bulutuma bak. Hey, dur. Nereye kayboldu? Tüh. Ah, gökkuşağı fırını kendi başına mı yaptın? Ver şunu. Bunu bensiz yaptığına inanamıyorum. Üstelik tadı da güzel. Dur, onu senin için yapmamıştım. Gerçi sanırım yiyebilirsin. Aferin ikinize de. Hadi başlayalım. Hadi çevirelim çarkı. Nerede duracak acaba? Bir gökkuşağı mı? Oo, sabredemiyorum. Aa, bu da nereden çıktı? Bir sürü popit var burada. Vay, Sera şuna bak. Vay canına, çok şanslısın. Bu kadarcık mı? Bana sadece bir zil mi çıktı? Peki, çalayım bari. Yok artık. Dans eden bir tek boynuzlu at bu. Bayıldım. Teşekkürler sayın tek boynuzlu at. Güle güle. Tek boynuzlu at gevreği. Leziz. İşte bu güzel görünüyor. Hadi başlayalım. Vay, daha önce hiç bu kadar fazla popit görmemiştim. Bu çok eğlenceli olacak. Hiç sonu gelmiyor. Dahası da var. Şunu görüyor musun? Geri doldu. Bunların hepsini patlatmak ne kadar sürecek merak ediyorum. Bu çok harika. Tamam, benim sıram. Neyse ki yanımda hep bir kase ve bir bardak süt taşırım. Hadi bakalım. Rengarenk oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Kusursuz. Mindy, iyi misin? Ben iyiyim. Peki. Birazdan sana döneceğim. Yardıma ihtiyacın varsa haber et. Birlikte çevirelim mi? Oh, mavi geldi. Şuna bak, bir yüzük. Bana da içecek çıktı. Takıp deneyeceğim. Tam oturdu. Sonunda gerçek aşkımı buldum. Benimle evlenir misin? Ya şapşal. Teşekkürler aşkım. Bu artık benim. Hey, bırak şunu. Yeter. Görüşürüz. Bu bayağı garipti. Üstelik yüzüğümü de aldı. Biraz komikti. Peki, şimdi içeceğimi deneyeceğm. Bu çok güzel olacak. Oo, şuna bak. Masmavi. Yine de sanırım ek bir malzeme gerekiyor. Biraz da sihirli toz serpiştirelim. Dökelim bakalım. Aman, hepsini dökeceğim. Bana pipet lazım. Şöyle bir karıştıralım. İşe yarıyor. Çok güzel oldu. Leziz. Ha? Mindy? Yüzüm aldığına inanamıyorum. Çok üzgünüm. Fazladan bir pipetim var. İçeceğimi ortaya koyabilirim. Mindy, denesene biraz. Gerçekten mi? Vay, güzelmiş. Ah. Sen mi çevirirsin, ben mi? Ben. Umarım iyi bir şey çıkar. Kırmızı çıktı. Oo. Vay canına. İyi iş çıkardık. Rın rın. Burada bir şey daha var. Bu çok eğlenceli görünüyor. Bu tuş ne yapıyor acaba? Oo, şunun fırlayışına bak. Oo. Amanın, üzgünüm. Bu pek iyi olmadı. Biraz şekerleme yiyeceğim. Çok küçükler. Yine de tatları çok güzel. Sanırım kalanını da yiyeceğim. Bayıldım. Ya, keşke benim de şekerim olsaydı. Sence geri gelir mi? Dur, bunun içinde de şeker var. Fark etmemiştim. Tadına bakacağım. Hadi bakalım. Harikaymış. Hey, bu kime ait? Hiç bana bakma, onundu. Sera, neden? Al bakalım. Teşekkürler. Güzel motormuş. Bunu hak etti. Hayır, hayır, lütfen yapma.
Hayır, kazara atmıştım, dur. Ha? Harika. Mükemmel oldu, teşekkürler Sayın Uzaylı. Dur bakalım, ne yapıyorsun? Yola çıkıyorum. Ama kimse neler olduğuna inanmayacak. Değil mi? Ben çevirebilir miyim? Peki, hadi bakalım. Mor çıktı. Oo, cep telefonu geldi. Çok tatlıymış. Güzel. Oo, harika telefon. Vay, bayıldım bu kapışmaya. Selfie zamanı. Çok şirin. Hayır, bu hiç adil değil. Kuralları ben koymuyorum ki. Adalet bu mu? Bir arama yapmam lazım. Hey, yardımına ihtiyacım var. Evet, acil bir konu. Masum gibi davran. Ne? Bitir şunun işini. Neyse. Kameraya çok yakışıyorum. Ne oldu şimdi? İşe yaradı. Teşekkürler. Ödeme zamanı. Of, ne kadar ısrarcı. Yine de buna değdi. Teşekkürler, görüşürüz. Bunu sen mi yaptın? Çok kabasın. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bu sadece bir oyuncak, bak. Bir dakika, yoksa bu çikolata mı? İşte bu cidden leziz. Sürekli yiyebilirim bunu. Aa, hadi ama. Aa, buldum. Bu bir lollipop. Güzel kokuyor. Tadı da güzel mi? Aa, evet. Benim sıram. Pembe. Vay, güller çıktı. Çok romantik. Üstelik çok leziz görünüyorlar. Deneyelim bakalım. Vay, bunlar harikaymış. Vay canına. Alo, bekliyorum. Tipik. Daha önce hiç bu kadar gülüm olmamıştı. Bir fikrim var. Bu işe yarayacaktır. Mindy ne yapıyor? Bu bant lazım. İşte bu kadar. Gül tacı. Çok zarif oldu. Keşke daha çabuk olsaydı. Sonunda. Makarna mı? Neyse, deneyelim madem. Vay. Ha? Bu kadarcık mı? Peki. Fark etmez, ben sevdim. Sen görürsün. Nasıl görünüyorum? Göz alıcı değil mi? Çilekli. Sevdim. Daha fazla istiyorum. Güzel görünüyor. Kendininkini al. Peki. İştahımız öyle açık ki ziyafete hazırız. Ama önce bir renk seçmeliyiz. Pembe hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmaz. Şey, galiba birimiz daha şanslı. Bunların hepsini yemem mi gerekiyor? 4 kişilik bir aileyi doyurur. Bununla pankek yenir mi? Buldum. Sadece biraz ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdiden güzel görünüyor. Şimdi burada ne eksik? Eritilmiş çikolata işimi görür. Sanki üstüne yağıyor. Pembe çikolata yağmuru budur. Geriye tek bir şey kaldı. Süs şekerleri gelsin. Vay canına, şuna bak. Ama cevabını almam gereken bir soru kaldı. Göründüğü kadar lezzetli mi? Tina, nefes almayı unutma. Sanırım bu şeyi kullanacağım. Saçını her zaman tarayabilirsin. Bir dakika, bir şeyler oluyor.
Bu müthiş olacak. Luna, saçın. Aa, tek boynuzlu atiyelerimden mi bahsediyorsun? Aa, çok güzel görünüyorsun. Hey, bununla takas etmek ister misin? Takas mı? Sanırım. Al bakalım. Yiyebilecekken neden saçımı tarayayım? Sen az önce ne yaptın? Değişen bir şey var mı? Aa, bu haksızlık. Ne bekliyordun ki? Hangimiz çeviriyoruz? Gözümü kırpmayacağım Luna. Ben de öyle. Gördün mü? Kırpmıyorum. Aa, dayanamayacağım. Pes edeceğini biliyordum. Görünüşe göre sapsarı bir şey çıkacak. Aa, bu şey kafamdan bile büyük. Bu sahiden güzelmiş. Tatlı değil mi? Bende de tatlı şeyler var. Bu biraz komik görünüyor. Böyle çeviriyorum. Ve atıştırma zamanı. Bir saniye. Oo. Hey! Tina, bundan emin misin? Neyse, en azından bu var. Bol limonlu. Daha büyük bir tane istiyorum, hadi. Buldum. Sadece biraz ısıtmam lazım. Erime zamanı. Hey, görüyor musun? Damla damla akıyor. Kesinlikle işe yarıyor. Artık sonsuza kadar yalamam gerekmeyecek. Süper tatlı bir limonata. Üf. Hey, muzlarımdan birini ister misin? Tina, sen çevir. Ve mavi bana yakışır. Ah, bu şeyler de ne? Bir tahminin var mı? Bana ne çıktı? Mavi kek lollipoplar. Hiç hayır demem. Çok yoğun. Bir dakika, bu da ne? Bu bir mesaj mı? Su şişeleriyle alakalı bir şey mi? Matematiğim hiç iyi olmadı. Sen dene. Bakalım ne varmış. İki su şişesi, öyle değil mi? Ama biri baş aşağı duruyor. Galiba şimdi anladım. Bir maceraya atılıyoruz. Tamam ve serbest bırak. İşte gerçek sihir bu. İçindeki şeyler hareket ediyor. Bütün boncuklar yukarı çıkıyor. Bu şahane. Sanki onları emiyormuş gibi. Mavi boncuk fırtınası da diyebiliriz. Hey Tina, şuna bak. Tekrar döndürecek misin? Bu gördüğüm en heyecan verici şey. Sıra bende. Hayır. Hey, en son sen çevirdin. Bırak şunu. Sanırım turuncuda durdu. Kapağa ne gerek vardı ki? Bu işin içinde bir iş var ama. Fanta partisi. Öyle diyorsan. Sanırım ben bunu alacağım. Tüh, bunu ben mi yaptım? Hey, bu şeyi şimdi nasıl açacağım? Çaylak, seyret de öğren. İşte kabarcıklı güzellik. Buldum. Doğru aletlere ihtiyacım var. Buraya gir. Şimdi düzgünce dökebilirim. Hem bardaklar teneke kutulardan daha zarif. Böyle daha iyi. Demek zarifleşiyoruz. İşte böyle. Bunların kırılmayacağından emin misin? Gözlerine bu güzellikte ziyafet çek.
İşte tepesine de bu gelmeli. Şimdi aksın. Bir şelaleden daha şık olan şey elbette bir fanta şelalesidir. Zarafetine kadeh kaldırıyorum. Şimdi hangisini alsam? İşte bunu. Luna, hayır! Evet! Hey Luna, çevirmek ister misin? Neden olmasın? Kırmızı muhteşem! Vay canına, gördüğüm en şirin küçük sakız makinesi. Ama bunları nasıl çıkaracağım? Sıra bende. Bu nedir? Küçük bir şakşak. Çevir yazıyor ama. Hiçbir şey olmuyor. Uhu, orada kimse var mı? Bunu hiç beklemiyordum. Ama şikayetçi değilim. Kırmızı en sevdiğim. Bravo! Hey, bu şey çiğnemliyor bile. Ters çevir akıllım. Ah, biliyordum. Beynim durdu. Ah, bu şeyin nesi var? Ah, çıkar şunu Tina. Kapağını aç. Ah, ne kadar uğraştırdı. Çok ekşiymiş. Tüh. Tina, bu sefer sen çevir. Hala dönüyor mu? Artık durmak üzeredir. Bir dakika. Bu tek renk değil. Hazır. Şey, ne dersin? İşte. Bu balon sanat eseri gibi. Şunu duyuyor musun? Oh, şimdi bayağı renklendi. Çikolata da mı var? Benim. Luna, önce ben dedim. Ver şunu bana, hadi. Aa, asıl sen ver. Kolay salmayı dene. Aa, dur. Şerit şekerlemeyi kullanalım, olur mu? Tamam, iyi fikir. Yaptım. 3, 2, 1. Başla. İlk bitiren çikolatayı alır. Ağzım daha hızlı çalışamazdı. Hadi dudaklar, hareket edin. Ha? Hepsini nasıl bitirdin? Ağzım benimkinden daha büyük. Bu çikolatayı tıka basa yiyeceğim. Şu canavara bak. Hmm, kazanmanın tadı gerçekten bir başka oluyor. Umarım miden ağrır. Dediğim gibi tek boynuzlu at gerçek. Hayır değil. Ben gidiyorum. Gittiler. Şşt, bu aramızda kalsın. Resim dersi benim en sevdiğim zaman. Ha? Olmaz. Bu çok kötü oldu. Tamam, tekrar deneyeceğim. Bu daha kötü oldu. Of, tek boynuzlu at çizmeyi hiç beceremiyorum. Hey, sana yardıma geldim. İzle, sana göstereceğim. Unicorn yazarak başlıyorsun. İşin sırrı bu. Gördün mü? Sonra tek boynuzlu at ortaya çıkıyor. Sonra tek yapman gereken resmi renklendirmek. Bu da en iyi bölümü zaten. Yeleleri böyle gökkuşağı rengine boyamak çok güzel oluyor. İşte oldu. İşim bitti. Çok sevimli değil mi? Al, bu senin içindi. Wow, çok teşekkürler. Pekala, şimdi şu testere notlarını verelim bakalım. Oo, ne şirin bir ayrıntı. Bu bir A artıyı hak ediyor. Sıradaki. Bu çok kötü. Şirin bile değil. Birisi daha temiz çalışmayı öğrenmeli. Temiz ol. Bu da ne şimdi?
Bu nasıl bir test puanı ki? Ama onu pek suçlamıyorum. Peki sen o güzel şeyi nasıl yaptın? Aa, o mu? Çok kolay. Oo, anladım. Tek boynuzlu at tarzı origami zamanı. Düzgünce katlamaya dikkat etmek gerekiyor. İstemeden ejderha falan yapmak istemem. Ya da daha kötüsü bir cadı. Hayal edebiliyor musun? Böyle güzelce katlamaya devam ediyoruz. Şimdi daha zorlu aşaması olan içine kıvırma işini hallediyoruz. Güzel. Şimdi bu katı düzlüyorum. Bir sonraki adımda çizmeye başlıyoruz. Gözle başlayacağım. Ve şimdi gökkuşağı renginde yelesi ve boynuzu. Bak işte bitti. Şimdi test kağıdım kırış kırış görünmeyecek. Test kağıdımı getirdim, artık çok daha temiz. Şuna bir bakayım. Çok güzel. Sen de bir A artı almayı hak ettin. Vay canına, başardım. Hey sen... Oh, olamaz. Parti varmış. Hem de doğum günü partisi. Pardon, birazdan dönerim. Uf, olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Burada hediye olarak kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Bu şeffaf telefon kılıfı olur mu acaba? Evet, bunu çok güzel bir şeye çevirebilirim. Cam bir kase alıyoruz, sonra krepon kağıdını böyle kesiyoruz. Böyle birkaç şerit keseceğim. İşte böyle. Birkaç tane daha keselim. Ve oldu. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. İçine biraz sıcak su katıyorum. Üstü kaplanana kadar suyu döküyorum. Güzel. Şimdi sıra şeffaf kılıfta. Onu da suya batırıyoruz. İyice suya bandırıyoruz. Şimdi soğuması için birkaç dakika bekliyoruz. Süre doldu. Renk kılıfa geçti. Güzelce süslemek için üstüne birkaç çıkartma yapıştırıyoruz. Üstüne doğum günü fiyongunu koymayı da unutmuyoruz. Buna bayılacak. Hey, doğum günün kutlu olsun. Gördüğün gibi unutmadım. Bunu benim için mi yaptın? Çok harika. Hemen telefonuma takacağım. Oo, çok güzel. Bayıldım. Ah, ucuz kurtuldum. Hayır, bu işe yaramaz. Bu da ne? Çekil şuradan. Neler oluyor? Hiç yararı yok. Giyecek hiçbir şeyim yok. Bu durumu nasıl halledebileceğimizi biliyorum. Buna ne dersin? Ama benim balerin kostümüm yok ki. Evet ama bende tül var. Tamam, lacivertle başlıyoruz. Birkaç katman yapacağız. Sonra bir lastik banda ihtiyacımız olacak. Dikiş makinesine falan gerek yok. Bunu lastik bandın çevresine bağlayacağız. Harika! Şimdi biraz renk ilave ediyoruz. Muhteşem gökkuşağı renkleri oldu. Kendimi şimdi tek boynuzlu atların en güzeli gibi hissediyorum. Vay canına, gerçekten harika olmuş. Partinde iyi eğlenceler. Uf, defterim nereye gitmiş? Oo, ne güzel çizim Jake. Of, olamaz. Defterimin haline bak. Jake, üstüne çay dökmüşsün. Üzgünüm, orada olduğunu bilmiyordum. Üstelik bu en sevdiğim defterimdi. Şimdi kendimi kötü hissettim. Hey, belki de bunu düzeltmenin bir yolu vardır. Bu simli köpük kağıt kesin çözüm. İyi bir makasa ihtiyaç var. Köpükten bir sürü şekil yapacağım. Pekala, defter için hazırım. Şimdi tek boynuzlu at yapma zamanı. Tabii gökkuşağı renklerinde yelesini yapmam lazım. Simli yele de çok güzel oldu. Upuzun kirpikleri de unutmamak lazım. Sanırım buna bayılacak. Hey, defterin için cidden üzgünüm. Aman tanrım, bu muhteşem. Bütün bunları benim için yaptığına inanamıyorum. Çok teşekkür ederim Jake. Phew, krizi iyi savuşturdum. Bütün kalemlerim kusursuz şekilde düzenli.
E tabii ki bu benim favori kalemim. Hey, nasıl gidiyor? Ders için eşyalarımı çıkarmam lazım. Uf, kalemimin daha iyi günleri olmuştu. Gerçekten çok fenaymış. Ama endişelenme Jake, ben şimdi onu hallederim. Oje mi? Yok sağ ol. Tırnakların için değil. Oo, kalemim içinmiş. Pekala, içinde su olan bir cam kasem var. Şimdi bu ojeyi içine dökeceğim. Oje suyun içinde güzel şekiller oluşturuyor. Sanırım başka renkler de eklemeliyim. Şimdi sıra kalemimi içine batırmada. Suyun içinde böyle çevireceğim. Muhteşem! Rengarenk oldu. Wow. Sanat eserine benzedi. Jake, harika olmuş. Bunu benimle paylaştığın için teşekkürler. Hazır mısın? İlginç görünüyor. Vay, bana baksana, doktor oldum. Tadına bakacağım. Çok lezzetliymiş. Bayıldım. Şunu denemen lazım. Ben almayayım ya. Mindy, iyi misin? Dene şunu dedim. Hayır! Kaçabileceğini mi sandın ha? Bırak peşimi ya. Gel buraya. İmdat! Nereye gitti? Şşt, beni görmediniz. Seni bulacağım. Ucuz atlattım. Söylemiştim, benden kaçamazsın. Eyvah! Arkama bakmam gerekirdi. Ha? Hepsi bir rüya mıydı? Beni duydun mu? Şunu denemen lazım. Ah tabii ya, neredeyse unutuyordum. Şuna baksana. Vay, umarım çilek aromalıdır. Deneyelim bakalım. Çok leziz, müthiş. Biraz daha yemek istiyorum. İyi fikir. Acaba bu sefer ne çıkacak? Önce ben açacağım. Ha? Neden bir harita çıktı ki? Aa, anladım. Bu bir hazine haritası. Peki, burası olmalı. Aramaya başlayalım. Aa, burası doğru nokta olmalı. Hazine avcılığı ne zor işmiş. Evet, buldum. Hazineyi buldum. Çok zengin olacağım. Ah, inanamıyorum. Bu altından bile iyi. Aa, çok da güzel kokuyor. Peki, umarım güzel bir şey vardır. Ha? İçinden iPhone çıktı. Oho. Oyunun içine düştüm. Oh, şu meyvelere baksana, çok eğlenceli. Bu oyunu daha sık oynamalıyım. Geri geldik. Ah. Çok leziz duruyor. Ben de şu jöle topunu deneyeceğim. Umarım tadı da görünüşü kadar güzeldir. Mükemmelmiş. Vay, ne şanslısın ya. Önce hangi meyveyi denesem? Limon güzel bir başlangıç olabilir gibi. Hadi bakalım. Tadı meyve suyu gibi. Leziz mi leziz? Gün boyu bunu içebilirim. Peki, şimdi de şuna bakalım. Önce ben açabilir miyim? Tabii, buyur. Ne? Burada hiçbir şey yok ki. Oo, pizza mı? Daha da iyi, şekerlemeden pizza. En sevdiğim iki şey. İşte budur ya.
Çok kıskandım. Patates kızartması mı? Biraz hayal kırıklığı oldu. Başka bir şey çıksın isterdim. Buldum. Sonunda Hogwarts'taki yaz okulum bir işe yarayacak. Hadi bakalım. Bu annemin en sevdiği tencere. Aman duymasın. Biraz abartmıyor musun Lily? Hobbit'imizi atalım içeri. Sonra da kızartmaları. Asamı şöyle bir sallayıp... Pardon, yani kaşığımı. Atıştırma likos hazırlanus. İşe yarıyor. Sen şu an ne yaptığını biliyor musun? Aa, şuna baksana. Hobbit kızartması. Sakız gibiler. Bunu daha sık yapmam lazım. Peki, başka neler yapabiliyorsun? Bu çok heyecan verici. Birlikte mi? Hadi. Aa, yine mi ya? Belki de... Lily? Bak. Ne? Ne oldu? Ne haber? Alın bakalım. Afiyet olsun. Nedir bu şimdi? Hey! Aman neyse, sanırım baksam iyi olacak. Bu şey... Solucan mı? Ay yok artık. Neyse ki benim yemeğim değil. Bunlar gerçek solucan ve çamur değil. Jelibon solucan ve çikolata bunlar. Ah, sevdim bunu. Makarna yer gibi. İyi de benim hala bir şeyim yok. Hey! Hey! Alo! Oo! Harikaydı. Bu bir uzaylı kafası. Uzaylılar gerçek, biliyordum. Üzgünüm. Benimki daha iyi deli. Sorun değil. Yine de bir göz alırım. Leziz görünüyor. Tadı da görünüşü kadar güzel. Ye bakalım hadi. Peki. Deneyeyim bakalım. Ağırmış. Ve bayağı da büyük. Umarım UFO'lar beni kaçırmaz. Vay. Harikaymış. Sanki başka bir dünyadan gibi. Hah, güzel. Dur bakalım, ben de biraz daha solucan yiyeyim. Sabırsızlanıyorum. Aç hadi. Oh, hadi ama. Bu biraz gıcık olmaya başladı. Ah, peki, sıra bende. Kabuk mu? Vay, farklı bir şeymiş. Acaba denizi duyabilir miyim? Alo? Ah, arama geldi. Alo? Gerçek bir deniz kızı mı? Yok artık. Çok havalı. Hediye yollayabilir misin? Ha, tabii ki. Biraz deniz kızı zehri yapalım. Lily buna bayılacak. Bugün mükemmel bir gün oluyor. Vay canına. Teşekkürler. Çok güzel. Aa, burada bir şey var. Ya çok tatlıymış. Denemem lazım. Deniz ürünlerine bayılırım. Denizden babam çıksa yerim. Daha fazla istiyorum. Gülünç görünüyorsun. Gülümse. Çekme ya. Çok utanç verici. Bakayım şuna. Berbat görünüyorum. Ah, bunları silmen lazım. Eğleniyoruz alt üstü. Hey. Peki, ben silerim. Telefonumu geri ver. Hey, sakin ol. İşte bu kadar. Bırak. Telefonuma ne oldu? Yok artık. Çok komikmiş. Kokusu şeker gibi. Ah, çok da leziz. Hiç değilse artık utanç verici pozlarımı çekemeyeceksin. Bu lezzetlerin hangisini çok seviyorsun? Aslında hepsini. Yaşasın yeşil. Sağlığına. Nefis.
Sırada ne var? Turuncu. Hmm. Oh, çok iyi. Şimdi sıra samsara olanda. Bondip yapalım. Geriye kırmızı kaldı. Pardon? Ha? Bu çok tuhaf. İlk ben aldım. Ver şunu. İlk ben aldım Jelly. Olmaz öyle şey, bırak. Ha? Neler oluyor? Korkudan delireceğim. Neler oluyor? Bu da ne? Burası muhteşem bir yer. Şimdi ne olacak? Önce ben. Oo, şu jöle ayıcıklara baksana. Herhalde orada 100 tane falan vardır. Yaşasın. Onlar benim. Çok şirin. Hmm. Güzelmiş. Bir tane almamın sakıncası var mı? Git başımdan. Aslında harika bir fikrim var. Önce bütün kırmızıları alayım. Şimdi ocağı ısıtalım. Size iyi eğlenceler çocuklar. Şu renklerin erişine bak. Her rengi ayrı ayrı bardağa boşaltıyorum. Elbette önceki renk sertleşince döküyorum. Bu şekilde birbirine karışmıyor. Büyük bir gökkuşağı şekerlemesi bardağı. Bak, gel bakalım. Hiç böyle bir şey görmüş müydün? Çok güzel değil mi? Oh, inanılmaz. Yeme zamanı. Çok tatmin edici. Şu canavarın lokmasına bak. Öyle sevdim ki. Bayağı güzel görünüyor. Hmm. Sıra bende. Tamam. Bu çok sevimli. Kesinlikle öyle. Acaba tadı güzel mi? Hmm. İlginç. Evet, çok güzel. Ama daha iyisi ne biliyor musun? Krem şanti bebeğim. Hadi bir deneyelim. Tek kelimeyle harika görünüyor değil mi? Süsleme şekerlerini de unutmayalım. Çok fazla koydun. Aynen öyle. Yapılacak tek bir şey kaldı. Dalalım. Krem şanti ile başlayalım. Nefis. Peki ben de biraz alabilir miyim? Tatlımı paylaşmam. Çok kabusun. Açgözlü biri mi olmak istiyorsun? İyi. Hey tatlım. Herhalde rüzgar yüzünden oldu. Bana bakma. Ay olamaz. Önce ben mi açıyorum? İşte Jolly Ranchers şekerlemesi. Hem de en sevdiğim tatlarda. Meyve kokteyli. O benim en sevdiğim. Benim de. Sıra bende. Vay canına, bu kahvaltılık gevrek çok lezzetli görünüyor. Kahvaltılık gevrek benim de en sevdiğim yiyecektir. Yalnız bir şeye daha ihtiyacım var. Hem de buz gibi. Bekle, bir şey daha var. Gerçekten mi? Buralarda bir yerdeydi. Jolly, biraz alabilir miyim? Olmaz. Tamam, bekle. Sen ciddi misin? Çok kabasın. Ona gününü göstereceğim. Ama onu nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Sadece biraz fırın işim var. Yumuşacık yediğimiz şekerlemeyi bambaşka bir şeye dönüştürebilirim. Ne demek istediğimi anladın mı? Bir gökkuşağı çubuk şekerleme. Zekice değil mi? Jolly, bekle bir dakika. Şunu da alayım. İçine daldırıyorum. Sağlığına. Buldum. En sevdiğim kaşık. Kahvaltılık gevrek zamanı. Sütüme ne olmuş? Mais. O benim sütümdü. Yardımcı olabilir miyim? Hırsız. Bunu nasıl yaparsın? Üzgünüm, aslında değilim. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim? Bana süt lazım. Bekle bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Önce kırmızı. Sonra da sarı ve mor. Bu bir dakika falan sürer. Renk sıralamasını takip etmeliyim. Oldukça iyi görünüyor değil mi? Şimdi gelelim en lezzetli kısma. Pasta cilasıyla kaplayacağım. Böyle boyar gibi sürmek yeterli. Güzel kalın bir katmana ihtiyacımız var. Oo, çok güzel. Bu işe yaramalı. Şimdi işe koyulma zamanı. Nasıl kayarak çıktığını izle. Bak. O da ne? Anladım. Evet. Esin kaynağı olmayı seviyorum. Aklın yolu birdir.
açıyorum. Tabii rengarenk Skittles şekerleri. Morların hepsini yiyeceğim. Sanki ağzımda meyve patlaması oluyor gibi. Of ya, hepsini yiyebilirim. Öyle mi? Pekala, benim de kendi yiyeceğim var. Koçanıyla mısır çıkacağını düşünmemiştim. Bu şekerden öyle farklı ki. Ay, bir de çiğ üstelik. Niye kötü şeyler hep benim başıma gelir? Joey? Tabağına bir şeyler oluyor. Sanki renkler dans etmeye başlamış gibi. Bu gerçek mi? Aa, bir fikrim var. Mısırı bir üst seviyeye taşıyacağım. Şimdi çalkalayayım. Biraz renk eklemek nasıl olmuş? Kokusu da güzel. Gözler ve mide için bir ziyafet. Sen de denesene. Oo, bayağı iyiymiş. Bu seferkini ben açayım mı? Oo, bu şey acayip havalı görünüyor. Sanki kat kat ve rengarenk bir eğlence gibi. Tadı da müthiş mi acaba? Denemem için beni cesaretlendir. Cesurca bir denemeye asla hayır demem, dalıyorum. Mor katmanlara kadar ineceğim. Her rengin tadına bakmalıyım. Sanki bir kaşık gökkuşağı gibi. Ama bayağı leziz bir kaşık gökkuşağı. Gerçekten çok iyi. Bayıldım buna. Bende ne varmış? Bunlar misket falan mı? Bakalım hangisini seçsem. Bingo. Sarıyla başlıyoruz millet. Bakalım tadı nasılmış? Joey, iyi misin? Bu kontrolden çıkıyor. Kafandan bile büyük oldu. Oh, bu harikaydı. Bayağı iyiydi. Peçetesi olan var mı? Çünkü bir tane daha deneyeceğim. Bu sefer pembe. Evet, bu daha da hoşuma gitti. Evet Joey, kontrolden çıkmadan önce patlatsam mı acaba? Ay, acaba burada tehlikede miyim? Hazır mısın? Ben balon yapma ustasıyım. Bu ne kadar büyüyecek acaba? Pekala, odaklanmalıyım. Çenem yoruldu. Amanın, gittikçe büyüyor. Patlayacak. Öyle mi? Şunu dışarıda deneyeceğim. Nereye gidiyorsun? Vay canına. Burası bambaşka bir evren gibi. Hey! Burası bayağı rüzgarlı olmaya başladı. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Sanki gökkuşağı dünyasında bir kovboy gibiyim. Ne? Evet, tamamen havaya girdim. Hey, iyi yakaladın Joey. Şimdi enerjim daha da arttı. Vay canına, bu şey çok çılgınca. Bu da ne? Karşıma daha da fazla nefis tatlı çıkıyor. Buradan asla gitmek istemiyorum. Hey, o şeye dikkat et. Tekrar acıkmaya başladım. Ne zaman istesem pasta bulma olayı müthiş. Hayır. Ha? Bu renkli bıcık bıcık şey de ne? Joey, sana ne oldu ya? Bu konu hakkında konuşmaya hazır değilim. Ama bir daha asla sakız çiğnemeyeceğim diyebilirim. Sen aç Joey. Bu pipetlerin içi neyle dolu? Onları yemem mi gerekiyor? Üflesem mi acaba? Ay! Aferin kanka. Belki de başka şekilde yaklaşmalıyım. İçime çekmeliyim sanırım. İşe yaradı. Çok havalı. Sıra bende. Gökkuşağıma
makarnaları. Güzel. İyi de yemek çubuğunu mu kullanmam gerekiyor? Şunların nasıl kullanıldığını da bir türlü öğrenemedim. Bu doğru şekil olamaz. Belki yanlış açıyla tutuyorumdur. İki elimle tutabilirim değil mi? Bayağı uğraştırdı. Birkaç ilmek daha ve işte. İyi bir kendin yap projesi gibisi yok. Hem de tam oldu. Aksesuar demişken. Tada! Beğendin mi? Şimdi ne yapacaksın? Parmaksız eldiven tabii ki. Sıcacık. Ve son olarak da... Vay canına. Müthiş mavi renkte bir paşmina. Parti başlasın Hela. Rengarengiz. Buna hazır mısın? Şu rengarenk katmanlara bak. Bir de vanilyalı kaplama mı var? Bilmiyorum ama anlamanın tek yolu var. Kocaman bir ısırık alacağım. Hadi bakalım. Şu renkli canavara bak. Dikkat et Joe. Evet, kesinlikle vanilyalı kaplama. Bayağı iyi görünüyor. Belki bende de leziz bir şey vardır. $1 mı? Bununla ne yapacağım ki? Alacak bir şey de yok. Hey! Evet! Şundan alayım lütfen. Tabii. Yok, bekleyin. Şu olsun. Hayır, mor olan. Aslında... Siz kendiniz yapsanıza. Yaban mersinli olsun. Çok leziz görünüyor. İyi de neden maviyle yetineyim ki? Çilek de müthiş görünüyor. Hem yaban mersiniyle de çok iyi gider. Peki. Külahta 3 kat dondurma. Belki biraz daha yer kalmıştır. Oo, bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu benim dondurma başyapıtım. İyi günler. Oh ya. Bu taş da nereden çıktı? Külahım nerede? Onca emek boşa gitti. Of ya. Ay. Demek dondurmam buraya düşmüş. Pardon Joey. Sence rengarenk yiyecek meydan okumasını kazanabilir misin? Arkadaşlarını topla ve kendi meydan okumanızı düzenleyin. Sonuçta daha renkli yiyecekler yemek daha mutlu mideler demek. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bunları izledin mi? Lezzetli eğlenceyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone ol.